Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 14 Aralık 2018 Cuma Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılışı gerçekleştirilen Can Kardeş İyilik Harekatı programı sonrasında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı alanı sınıfına girerek öğrencilerin eğitimleri hakkında bilgiler aldı. Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra verilen eğitimlerden öğrencilerin neler yapabildiğine baktı. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı Veri Tabanı alanı öğrencisi Ufuk Söğüt Veri Tabanı ile ilgili aldığı eğitimleri anlattı. Ben Ufuk Söğüt, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri alanı ve Veri Tabanı dalıyla ilgileniyorum. Bugünkü uygulamamız veri girişiydi. Burada kullanıcı bilgileriyle ilgili CombiVox'la beraber ve TextVox'lara değer girdik ve bunları kaydedip temizlemeyi öğrendik. Bunun dışında radyo buton ve CombiVox'larla da yine seçim yapmayı öğrendik. Evet, geleceğin bir tasarımcılar olacaksınız. Nasıl bir sektör, mesleğinizi seviyor musunuz? Dersler nasıl geçiyor? Tabii. Dersler yoğun bir şekilde ve eğlenceli geçiyor. Çünkü budala da seviyoruz ve grafikle uğraştığımız için web tasarım da hoşumuza gidiyor. Fazlasıyla eğlenceli. Gelecekte de inşallah üniversitede bir yazılım mühendisliği veya buna benzer dallarda olmak istiyoruz. Sınıfta açıklama yapan Vali Yardımcısı Ayrancı ise teknoloji ile bilişim sektöründe yeniliklere devletimizin ve bizim hızlı bir şekilde adapte olmamız gerektiğini ifade etti. Evet, bugün Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimizle beraberiz. Web tasarımı dersine konuk olduk. Yaptıkları çalışmaları yakından müşahede etme imkanım oldu. Gerçekten bilişim alanında geleceğin bilişimcilerini yetiştiren bir sınıftayız şu anda. Bu anlamda da ziyaretiyle memnun olduk. Teknoloji ve teknolojik gelişmeler ve bilişimle ilgili yeniliklere ülkemizin, devletimizin ve bizden hızlı bir şekilde adapte olması ve eğitim alanında da bu adaptasyonu hızlı bir şekilde sağlamamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da yapılan çalışmalar ümit verici. Ben başta öğretmenimiz, okul idarecilerimiz, okul müdürümüz olmak üzere emek veren herkesi kutluyorum. Sayın seyirciler, Meysun Anaokulu tarafından uygulanan Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçi'ye Moral Mektubu adlı e-Twinning projesi sergisinin açılışı yapıldı. Meysun Anaokulu tarafından uygulanan Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçi'ye Moral Mektubu adlı e-Twinning projesinin sergi açılışı yapıldı. Yapılan sergi açılışını Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Meysun Anaokulu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Sergiyi gezen ve proje koordinatöründen çalışmalar hakkında bilgiler alan Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, bu çok anlamlı bir çalışma. Burada milli ve manevi duygularımızı çocuklarımıza aktarma anlamında güzel bir çalışma dedi. Vatanımızın bekçisi Kahraman Mehmetçi'ye moral mektubu projesi kapsamında öğrencilerimizin vatan nöbetindeki askerlerimize yazmış oldukları mektuplar, göndermiş oldukları fotoğraflar, çizmiş oldukları resimleri. Çocuklarımız vasıtasıyla o duygularımızı, bütün millet olarak ortak hissiyatımızı onlarla paylaşma fırsatı bulduk. Ben şükranlarımı sunuyorum projede emek veren tüm öğrenme arkadaşlarımıza, idarecilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze. Bu vesileyle bir kez daha bu anlamlı projeden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz bugün burada. Bu özel açılışta bizimle birlikte olduğunuz için. Çok duygulu mektuplar, çok duygulu cevaplar var. Okurken gerçekten insan ister istemez çok farklı duygulara kapılıyor. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Bir kez daha herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Proje koordinatörü Yasemin Sezen Korkmaz ise proje hakkında bilgiler verdi.
Projemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen bir projedir. 160 Türkiye genelinde 160 okulun katıldığı bir projedir. İlkokul, ortaokul, okul öncesi ve lise kademelerinin birlikte yürüttüğü bir proje. Öğrencilerimiz asker abilerine resim yaptılar okul öncesi grubu olarak. Aileleri de bu resimleri yazıya döktü. Sonrasında biz Erzincan'a özgü tandır ekmeği, leblebi ve yerel ürünler. Yine yerel ürünlerle birlikte onların hepsini Hakkari Şemdinli'deki komutanlığa, 34. Tugay Komutanlığı'na gönderdik. Onlardan bizlere cevap mektuplarımız geldi öğrencilerimizin isimlerine. Ayrıyeten bir askerimizin göğsünde taşıdığı bayrağı bir öğrencimize göndermesi hepimizi çok duygulandırdı. Şu anki gerçekleştirilen sergi projenin Türkiye sergisi, Türkiye final sergisi. Biz 8. iliz, biz buradan Malatya'ya göndereceğiz. Sergimiz tüm 35 ili gezecek, 35 okul katıldı çünkü projeye, 35 ili gezecek ve herkesin bu duygu dolu mektupları, bu teşekkür mektuplarını ben okumasını istiyorum. Vatanımızın zor günlerden geçtiği bu günlerde Türk milleti olarak birbirimize kucaklaşmalı, birbirimize destek vermemiz gereken bu günlerde bu tür etkinliklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz okul öncesi olarak en alt kademeye vatan sevgisini, bayrak sevgisini aşılamaya çalıştık. İnşallah tüm çocuklarımız bu sevgiyle büyürler ve vatanlarının her zaman başlarının üstünde taşırlar. Bunlar da evet. İlkokul, ortaokul, lise. Sayın Hanım, çocuklar hoşuma gitti. Dedemin ilendi. Diyanet'e kadar dalgalanacak. AK Parti'nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Can Verir adlı serginin açılışı yapıldı. AK Parti'nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Can Verir adlı serginin açılışı yapıldı. Açılışa Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay ve davetliler katıldı. Açılışı gerçekleştirilen sergi katılımcılar tarafından gezildi. Açılış sonrasında açıklama yapan AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay yapılan proje hakkında bilgiler verdi. Tutun yatırım ve yerli malı haftası nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak AK Parti Genel Merkezimizin tertiplediği girişimci kadınlarımızı desteklemek amaçlı, daha çok ekonomiye vurgu yapmak amaçlı, onların üretimlerini, yerli üretimlerini desteklemek amaçlı böyle bir stand kurduk, bir pazar açtık. Onlar da iki gün süresince, cuma ve cumartesi, bugün ve yarın burada kendi el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyecekler. Neler yaptılar girişimci kadınlar bu kapsamda? Kendi evlerinde yaptıkları örgüler, el emeği, kesme çorbaları, mesela yöresel ürünler. Burada bir tane yerli doğal kendi arıcılık yapmış, bal üretmiş, onunla uğraşan arkadaşımız var. O kendi yerli ürünlerini sergiledi. Yani bu şekilde yerli ürünler, el emeği, göz nuru, yerli ürünler. Herkes burada kendi sattığını kendisi. Yok canım. Kendisi alacak, evet. Yani herhangi bir yere bağışlama değil, bizim kendi partimize de değil. Bunlar arkadaşlarımız kendi ürünlerini pazarlayacaklar, satacaklar, kendilerine katkı olmuş olacak. Biz de bunlar arkadaşlarımızı desteklemiş olacağız. Peki bundan sonraki nasıl bir süreç ilerleyecek? Yani geliştirmek anlamında bu projeyi. Belediyemizin daha önce de var olan bir proje kapsamında yerli üretim olan veya işte bayanlarımızın el emeği hazırladıkları, ürünleri sergiledikleri bir yerimiz vardı. Orayı tekrardan bir tadilat, tamirat geçirdikten sonra yine bayanların bu şekilde işlevine sunulacak. Orada yine aynı şekilde sergileyecekler. Sayın seyirciler, özel bir televizyon kanalında haber bültenini sunan Fatih Portakal hakkında Milli İrade ve Demokrasi Derneği Erzincan İl Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özel bir televizyon kanalında haber bültenini sunan Fatih Portakal hakkında Milli İrade ve Demokrasi Derneği Erzincan İl Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Adliye çıkışı açıklama yapan MİDDER Erzincan Başkanı Davut Onay, Fatih Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşları da zamlardan dolayı ayaklanmaya davet ettiğini iddia etti. Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında son günlerde Fransa'da yaşanan sokak olaylarının bir benzerinin ülkemizde de tertip edilmesi için halkımızı galeyana getirmeye çalışan sözde haberci Fatih Portakal hakkında bu açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. Bir gazetecinin öncelikli vazifesi halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman olmaktır. Kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesine de hem devlete hem de millete yardımcı olmaktır. Sayın Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkarmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Yakın bir zaman önce Gezi Parkı'nda ağaçların kaldırılmasıyla ilgili yapılan sokak gösterilerinin provokasyonlar sayesinde büyüdüğü ve ülkemize verdiği 1,5 milyar dolar civarındaki zararın bu milletin tüm fertlerinin cebinden çıktığını hatırlatmak istiyoruz. Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin birer mensubu olarak bizler eğer ki bir uygulamaya karşı görüşlerimiz ya da toplum olarak bir rahatsızlığımız varsa bunu legal ve demokratik bir şekilde beyan etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bizler tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz. Milletin iradesi tek bir zümrenin, grubun ya da siyasi oluşumun elinde değildir. Bizler her kesimin milletin iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Genel Başkanımız Serhat Çağ yaklaşık bir hafta önce yeni 15 Temmuz'lara hazırlıklı olmak isimli bir makale paylaşmıştır. Bu makalenin şu kısmı çok önemli. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine gelecekler. Gezi ve benzeri hareketlenmeleri destekleyerek hala daha içimizde uyuyan, saklanan kripto ihanet şebekelerini harekete geçirerek yine deneyecekler. Maksatları iç savaş çıkarmak, sokakları çatışma ortamına çevirmek, bölünmeyi sağlamak ve en önemlisi Müslüman kanı dökmek. Bugünlerde yine bir hazırlık aşamasındalar. Kamuoyunda ve sosyal medyada bir algı operasyonu var. Fransa'daki sarı yeleklilerin benzer bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu birkaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Şu an halkın tepkisi ölçülüyor. Karşıt söylemler, hareketler ve eylemler başladığında düğmeye basılacak, hali hazırda bekleyen provokatörlerini sahaya sürecekler. Eğer ki planlarını sekteye uğratmadan uygulayabilirler ise 15 Temmuz'un rövanşını alma arzusundalar. Çok kıymetli basın mensupları, bu ülkede 15 Temmuz'un rövanşını almalarına bizler milli iradenin temsilcileri ve demokrasimizin savunucuları olarak kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bununla birlikte toplumsal refahın, hane gelirlerinin ve ekonomik kalkınmamızın gelişmesi adına her yasal platformda bulunacağımızı ve bu platformlara destek vereceğimizi de buradan beyan etmek istiyoruz. Yüce Türk milletine saygıyla arz ederiz. Kendisinin bir ana haber programında Fransa'da yaşanan olayları örnek göstererek Türkiye'de de zamları protesto etmek amacıyla hadi siz de çıkın sahaya, hadi siz de gidin gösteri yapın gibi halkı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalarından ötürü kendisine burada suç duyurusunda bulunduk. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.